Avrupa takımları Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdi. Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin peşine taktı. Geçtiğimiz sezon başlayan form grafiğini sürdüren 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Lyon devreye girmişti. Kerem için 8 milyon euroyu gözden çıkaran Lyon'un ardından bir Fransız ekibi daha devreye girdi. Kerem'i radarına alan bir diğer takım ise Nantes oldu. İşte detaylar. Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hazırlıklar devam ederken bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, devlerin gözdesi konumunda. Fransızlar 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Lyon'un ardından bir talip daha çıktı. Sarı Kırmızılı takımda geçen sezonun en dikkat çeken performansına Kerem Aktürkoğlu imza atmıştı. Fatih Terim'in verdiği şansı iyi değerlendiren Aktürkoğlu, ilk 11'in değişilmezlerinden olmayı başardı. Form grafiğini sürdüren genç oyuncu bu sezonda istikrarını sürdürüyor. Kerem, devlerin transfer listesine girmeyi başardı. İki Fransız takımı Kerem için karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı kulübün sözleşme uzatmak istediği Kerem'e imza atma bizi bekle haberi gönderen Lyon, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu 8 milyon euroya alabilmenin hesaplarını yapıyordu. Ancak bir başka Fransız kulübü Nantes'ta Kerem için devreye girdi. İki kulüp scoutlarını Kerem'in maçlarını takip etmeleri adına özel olarak görevlendirdi. Başarılı oyuncu için devre arasında Lyon ve Nantes'in Galatasaray'a resmi teklif yapmaları bekleniyor. Galatasaray'da gündem Kouyaté transferi. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Kouyaté de gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Deneyimli hoca orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Sarı Kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Sekou Kouyaté yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde Galatasaray'ın istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal Palace'la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kouyaté, menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal milli takımının da kaptanı olan başarılı oyuncu, ön libero'nun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında. Olympique Morutan transfer radarında. Sarı Kırmızılar yaz transfer sezonunda Romanya'dan scoutlar aracılığıyla Olympique Morutan'ı transfer etmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in Romanya çıkarmasının Çıkaldao ile beraber ikincisi olan Morutan, attığı gollerle ve oyuna yaptığı katkıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öyle ki Morutan'ın şimdiden transfer radarına takıldığı ve iki ülkeden kendisini izleyenlerin olduğu kaydedildi. İşte detaylar. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Morutan, saha içi performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yıldız isim performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının oyuncuyu takip ettiği gelen haberler arasında. Ayrıca Morutan, Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında Romanya milli takımına da seçildi. Galatasaray'dan Enis Destan Atağı. Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altın Ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Yeni Asır'ın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi.
Porto'da Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olma mücadelesi veren Galatasaray, sezonun 19. haftasında Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Arena'da Antalya Spor'u konuk etti. Zorlu maçta kazanmayı bilen Sarı Kırmızılar önemli bir 3 puan elde ederek Süper Lig'deki 19. maçında 7. galibiyetine ulaştı. İstanbul'da saat 16'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray, Sasha Boey, Muslera, Cagne ve Terim'den yoksun çıktı. Ayrıca Terim'in cezası bu karşılaşmayla son bulmuş oldu. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a deplasmanda mağlup olan Cimbom, Antalyaspor'u yenerek moral buldu. Antalya karşısında 3 puana uzanan Sarı Kırmızılar gelecek Süper Lig maçında 8 Ocak Cumartesi günü saat 19'da Giresunspor'u konuk edecek. İstim üstünde olan Cimbom bu maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızıların Antalyaspor karşısında aldığı galibiyet için "Galatasaray'ın aldığı galibiyet bence 3 puandan fazlası. Gelecek hafta oynayacakları Giresun maçına rakiplerini ekarte etmek için çıkacaklar. Ben Galatasaray'ın önümüzdeki maçın ardından durdurulamaz hale gelebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Giresun maçını da kazanacağı düşünülüyor. Peki sizce Galatasaray yeni yılda yapacağı ilk karşılaşmada Giresunspor'u yenebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin, kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Ve sonraki habere geçelim. Erman Toroğlu bombayı patlattı. Adana Demirspor Galatasaray karşılaşmasının ardından yorumlarda bulunan ünlü yorumcu, "Futbolda bu iş böyledir. İki maç oynanıyor aynı anda. Galatasaray maçına fazla bakmıyorum bile. Sebebi basit. Çünkü Galatasaray'ın iddiası yok. Neredeyse düşme hattına inecek. Haliyle liderin maçına bakıyorsunuz." "Arada Galatasaray karşılaşmasına baktım. Hali yürekler acısı. Teknik kadrosu en başta Fatih. Zaten hakemler diye diye takımı da bitirdiler. Futbolcular dedi ki nasıl olsa Fatih Hoca dahil bizi kusurlu bulmuyor. Biz iyiyiz, hakemler kötü. İşte dün gece Adana Demirspor al sana hakemler dedi. Galatasaray Başkanı ve yönetimi teknik heyet konusunda herhalde bazı uygulamalara geçeceklerdir. Galatasaray illa para harcayacak. Yunus Akgün gibi genç bir yıldız var elinde. Ayrıca Kerem'den de genç. Gidip kiralık gönderiyorsun, daha kötü futbolculara 10 milyon euro veriyorsun. Galatasaray'da abartılıp yere göğe sığdırılamayan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray gibi ofansif bir kulüpte bu sezon 30 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı. Terim'in yetersiz zannedip Adana Demirspor'a gönderdiği Yunus Akgün ise izlemesi keyifli futbolunun yanı sıra 18 maçta 6 gol atıp 6 da asist yaptı.